Adakla ilgili sual, cevaplar. Sual. Kalbimden, annem hastalıktan kurtulursa, Allah rızası için bir koyun keseceğim dedim. Böyle söylemek adak olur mu? Cevap. Kalben söylemekle adak olmaz. Dille söylemek gerekir. Sual. Zenginin hayatının nimetine şükür olarak kesmeyi niyet ettiği hayvanı kesmesi vacip olur mu? Cevap. Evet, vacip olur. Sual. Şu işim olursa sevabını İmam-ı Rabbani Hazretlerine bağışlamak üzere 3 Yasin-i Şerif okumak nezrim olsun dediğimizde Yasin-i Şeriflerin 3'ünü peş peşe hiç ara vermeden mi okuyacağız yoksa ayrı zamanlarda okusak olur mu? Cevap. Peş peşe okumak iyi olur. Ayrı zamanlarda da okumak caizdir. Sual. Eğer bir daha sigara içersem bir altın bir fakire vermek nezrim yani adam olsun dedim. Sigara içersem fakire altın vermek zorunda mıyım? Cevap. Adak murad edilen şey için yapılır. Mesela falanca ile evlenirsem fakire bir altın vermek nezrim olsun denirse evlenince adağını yerine getirmek zorundadır. Sigara içmemek için yemin edilebilir. Mesela eğer bir daha sigara içersem bir altın bir fakire vereceğim diye yemin ederseniz sigara içtiğiniz zaman bir altını bir fakire vermek zorundasınız. Sual. 10 kişi cemaatle nafile namaz kılmayı adadık. Ayrı mı kırınır? Cevap. Evet. Sual. Benim bir nezrim var fakat bu nezrim daha hasıl olmadı. Ben bu nezrimi şimdiden yaparsam, nezrim hasıl olduktan sonra yeniden tekrarlamam gerekir mi? Cevap. Nezrin gerçekleşmeden nezir yerine getirilmez. Getirilse bile tekrar yenilemek gerekir. Sual. İyi olursam zengine şunu vereceğim dense adak olur mu? Cevap. Olmaz. Sual. Eyüp'te 2 ay namaz kılacağım dedim. Nezrim sahih mi? Cevap. Sahih değildir. Namaz kılmak zaten farzdır. Sual. Fakir inşallah kurban keseceğim dedi ama kesemedi. İnşallah dediği için adak olmaz mı? Cevap, adak olur. Sual, işim olursa tavuk kesip fakire vereceğim demek adak mı? Cevap, evet. Sual, horoz adayan kimsenin horozu kesmesi şart mı? Cevap, hayır kesmesi şart değildir. Horozu diri olarak bir fakire verebilir. Çünkü horozdan kurban olmaz. Koyun adansaydı bedeli verilmez, herhangi bir zamanda kesmek gerekirdi. Eğer koyun kurban olarak adanırsa, kurban bayramının ilk 3 gününde kesmek gerekir. Kesilemezse bedeli altın olarak bir fakire verilir. Sual, İnşallah onun yerine hacca giderim demek adak olur mu? Cevap, adak değil, temennidir. Sual, Hastam iyi olursa şu kadar şeftali vereceğim diye adakta bulunulsa, hasta iyileşince şeftaliyi vermek vacip olur mu? Cevap, elbette. Sual, adak hayvanının hepsini fakir misafirlere yedirmek caiz mi? Cevap, evet. Sual, şu iş olursa kellemi keserim demek adak olur mu? Cevap, olmaz. Sual, Mevlid okumak adamıştım. Kur'an okusam caiz olur mu? Cevap. Kur'an-ı Kerim okumak tercih edilir. Sual. Param yokken koyun kesmeyi diye nezrettim. Bana bir koyun hediye edildi. Bunu kesmem lazım mı? Cevap. Nezir sahih olmamıştır. Sahih olmayan nezri kasten yapmak günahtır. Nezirden önce şartlarını öğrenmek lazımdı. Sual. Başıma gelecek belalardan kurtulmak niyetiyle bir koyun kesip Müslümanlara yedireceğim demek adak olur mu? Cevap. Allah rızası için diye niyet etmişse adak olur. Sual. Evimin önüne cami yapılırsa evdeki halıyı sereceğimi nezrettim. Cami yapıldı. Bu halıyı fakire verebilir miyim? Cevap. Caminin ihtiyacı yoksa
fakire verilebilir. Sual: Nezrimi zekat olarak verebilir miyim? Cevap: Kadihan'da diyor ki, bir kimse nezir yapsa, sonra bu malı zekat olarak vermek istese, bu zekatı kabul olmaz. Bu malı nezir olarak vermesi lazımdır. Sual: Hastam iyi olursa bir koyun kesmek veya 100 bin lira tasadduk nezrim olsun denince, ikisinden birini yapmak kafi mi? Cevap: Veya denince biri kafidir. Sual: Adak hayvanını kesmek için ödünç almak caiz mi? Cevap: Parası olunca keser. Sual: 3 sene önce adadığım koyunu şimdi kessem caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Nezri birkaç sene geciktirmek günah mı? Cevap: Hayır. Fakat sevabı azalır. Sual: Adak kesilirken yanlışlıkla vacip kurban denilse caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Bir haftada Kur'an'ı hatmedeceğim diye nezredince, bir haftada bitirmek gerekir mi? Cevap: Hayır. Daha az veya daha fazla zamanda da bitirilebilir. Sual: Şu günahı işlersem koç keseceğim demek nezir olur mu? Cevap: Hayır. Murad edilen şey için nezir yapılır. Sual: İyi oldum şükür, bir kurban keseyim dedim. Bu adak mı? Cevap: Evet. Sual: Rüyamda kurban kesin dediler. Uyanınca kocama anlattım, peki keselim dedi. Böyle söylemesi adak olur mu? Cevap: Hayır. Sual: Zengin adakta bulunduktan sonra fakirleşse, zengin oluncaya kadar adağını geciktirse günah olur mu? Cevap: Günah olmaz. Sual: Oğlum iyi olursa 1000 lira sadaka vereceğim diye nezrettim. Para yerine aynı değerde eşya vermem caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Yarın zengin olacağım. Şimdi mülkümden çok nezir sahih mi? Cevap: Sahih olmaz. Sual: Kurbanlık vasfı olmayan kuzu sadaka olarak adanır mı? Cevap: Evet. Haram olmayan her mal sadaka olarak adanır. Sual: Bir kimse 5 günah ismini sayıp, bu günahları işlersem şu parayı tasadduk edeceğim diye nezretse, o günahlardan birini veya ikisini işlese, nezrini yani adağını yerine getirmesi lazım mıdır? Cevap: Bu nezir olmaz. Murad edilen şey için nezir yapılır. Sual: Adak kurbanının sakatatları dahil her şeyi dağıtılır değil mi? Cevap: Evet, dağıtılır. Sual: Bir kimse bir adak adıyor. Şöyle: Eğer torunum okulunu bitirirse Allah rızası için bir kurbanlık koyun keseceğim diyor ve torunu okulunu bitiriyor. Kurban adanan kimsenin yani torunun kurban kesilirken adak kurbanın başında olmasına gerek var mıdır? Cevap: Hayır. Ne adıyanın ne de torunun başında bulunması gerekmez. Sual: Adak kurbanının kanını adanan kişinin alnına vuruyorlar, doğru mudur? Cevap: Yanlış. Uygun değil. Sual: Benim adak borcum var. Ayrıca kurban bana vacip olursa, bu durumda önceliği vacip olan kurbana mı vermeliyim? Cevap: Adaklar her zaman kesilir. Kurban bayramını beklemek gerekmez. Para elinize geçince kesersiniz. Kurban size vacip oluyorsa, bayramda kurbanınızı kesersiniz. Sual: Eşim, isteğim yerine geldiği an, silsile-i aliye büyüklerinin ruhlarına hediye etmek için 3 kurban keseceğini vaat etmiş. Bu adak mıdır, yoksa dilek midir? Cevap: Bu adaktır. Yerine geldiği zaman kurban bayramında kesmeniz veya kestirmeniz gerekir. Adak fakirin hakkıdır. Eşiniz de yiyemez, siz de yiyemezsiniz. Ancak bir fakire verdiğinizde o fakir zengin fakir istediğine yedirebilir. O zaman sizler de yiyebilirsiniz. Sual:
okulu bitirirsem bir hayvan keseceğim dedim. Bu hayvan adak mı olmuş oluyor? Cevap, evet adak oluyor. Etinden sen ve ailen yiyemez. Zenginler de yiyemez. Kardeşiniz yiyebilir. Sual, kayınbiraderimin her inşaata başlamadan önce kesmeyi adet haline getirdiği hayvanın etinden zenginlerin yemesi caiz midir? Cevap, zenginler ve hanımı ve çocukları yiyemez. Normal işçiler yesin diye kesmişse, yani kasaptan et alır gibi daha ucuz olur, daha uygun diye almışsa adak olmaz, herkes yiyebilir. Sual, oğlum askerden gelince kurban kesmeyi adadım. Askerden gelince mi yoksa kurban bayramında mı kesmem lazım? Cevap, kurban bayramında kesmek lazımdır. Sual, ev aldım. Cenab-ı Hakk'a şükür için acaba kurban mı kessek yoksa birkaç fakire bedelini sadaka olarak mı versek daha iyidir? Hangisi daha evladır? Cevap, vacip sevabı nafile sevabından çok büyüktür. Mukayese bile kabul etmez. Alınan arabaya, eve, şükür için hayvan kesmeye niyet edince adak olur. Adağı da kesmek vacip olur. Etinden kendisi ve zenginler yiyemez. Kurban lafzı geçerse kurban bayramında kesmesi gerekir. Daha önce kesilse adak yerini bulmaz. Kurban lafzı geçmezse istediği zaman kesebilir. Adak ayrı, adak kurbanı ayrıdır. Bedelini vermek daha kolay olabilir. Onun için 3-5 fakire şu kadar para vereceğim diye adar ve verir. Böylece de vacip sevabı alınır. Sual, zenginler adak kurbanının etinden yiyemez diye yazılarınız sayesinde yeni öğrendik. Seneler evvelinde eniştem sağ salim arabayla Türkiye'ye varınca bir koç keseceğim diyerek adak adamış. Bunu yerine getirdi. Kendisi adak etinden satın alıp yedi, fakat bizler bilmediğimiz için dinen zengin olduğumuz halde yedik. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Vefat etmiş annem için de bunu düzeltebilir miyim? Cevap, yenilen etin parası kadar bir para, bir fakire sadaka olarak verilir. Sual, büyük miktarda borcu olan bir tanıdığım var. Peyderpey borçlarını ödüyor. İşler de fena değil ve dışarıdan biraz göz ediyorlarmış. Allah için kan akıtıp etleri işçilerine vermek istiyor. Hem de Allah'ın izniyle nazardan, kazadan, beladan korunmuş oluruz diyor. Sorum şu, borcu olanın sadaka vermesi uygun mu? Kurban parası dokunmaz diyor. Bu tip sadakalardan alacaklının hukukuna girilir mi? Sadaka vermenin de bir derecesi var mı? Cevap, hemen vermesi gereken ödünç borçla taksitli borçların hükmü farklıdır. Taksitli borçları olan her sadakayı verir. Adak keser. Ama adak hayvanından sadece fakir olan işçiler yiyebilir. İçlerinde nisabı bulan işçi varsa yiyemez. Yerse onun parasını da bir fakire vermesi gerekir. Acil verilmesi gereken ödünç borcu olan bile miktarı az olan sadaka verebilir. Sual, Amerika'da yaşıyorum. Adak kurbanım var. Vekaletle Türkiye'de kestirebilir miyim? Yoksa bizzat benim mi kesmem gerekiyor? Cevap, evet, vekalet verince olur. Bizzat sizin kesmeniz gerekmez. Vekiliniz kesip fakirlere dağıtabilir. Sual, kurban kesecek misin desek, fakir de evet dese adak olur mu? Cevap, adak olmaz. Sual, biri adak, biri akika, biri vacip olan bayram kurbanı, biri nafile, biri ölü için, biri de Peygamber Efendimiz için kurban kesmek istese, bir inek kesebilirler mi? Cevap, evet kesebilirler. 7 kişiye kadar ortak olmak caizdir. Sual, adadığım 40 Yasin'i başka birine okutmam caiz olur mu? Cevap, caizdir. Sual, adak hayvanının etini bir fakire verdikten sonra, fakir bu etten zenginlere ve adak sahibine verebilir mi? Cevap, mal kendisinindir, istediğine verebilir. Sual, bir kimse bu iş şöyle olmazsa şunu yapacağım dese ve o iş öyle olmasa adadığı şeyi yapması gerekir mi?
Cevap, o iş olmadıktan sonra yapacağını yapması gerekmez. Mesela birisi, filan saliha kız, falan mezhepsiz oğlanla nişanlanmazsa, bir horoz kesiciyim diye adasa, onunla nişanlanırsa horoz kesmesi gerekmez. Nişanlanmazsa kesmesi gerekir. Sual, adak adarken Allah rızası için demeden, sadece namaz kılmayı, oruç tutmayı veya kurban kesmeyi adayanın adağı sahih olur mu? Cevap, evet sahih olur. Bunlar zaten Allah rızası için yapılır. Allah rızası için denmese de adak sahih olur. Sual, bir kurban adayan ve kesen kimse, kurban dediği için kurban bayramında kesileceğini öğrense, kurban bayramında tekrar kesmesi gerektiği için şimdi kestiği hayvanın etinden kendisi yiyebilir mi? Cevap, evet, adak olmadığı için kendisi yiyebilir. Ancak bayramda keseceği adak olduğu için kendisi yiyemediği gibi fakir olsalar da zekat verilmesi caiz olmayan anası, babası, dedesi, çocukları, torunları ve eşi yiyemez. Yabancı da olsa zenginlere veremez. Sual, bir şarta bağlı adakta, mesela hastam iyi olursa bir koç keseceğim diyen kimsenin, adarken adağını yerine getirecek imkanı olmayıp, hasta iyi olduğu zaman koç kesecek imkanı varsa, adağı sahih olup yerine getirmesi gerekir mi? Cevap, evet. Sual, zengin bir kimse, hastam iyi olursa bir koç keseceğim diye bir adakta bulunsa, hastası iyileşse, fakat fakirleşip adağını kesemese, maddi durumu düzelene kadar adağını geciktirmesi caiz olur mu? Cevap, evet caizdir. Sual, bu imtihanı geçersem, Eyüp Sultan'da bir vakit ikindi namazı kılacağım diye adadım. Evde veya başka camide kılsam olmaz mı? Cevap, yapılması kendisine farz olan bir şeyi adamak sahih olmaz. Yani bu adak sahih değildir. Nafile namaz adamış olsaydı adak sahih olurdu. Fakat Eyüp Sultan'da kılmak gerekmezdi. Başka yerde de kılınabilirdi.